yeri var ki çok. Hayın dolu yoluna çiçekten çok. Evet, şimdi Malavi İzmir'den aldığım ikinci kargom geldi. Tunun büyüklüğüne bakın, bayağı da büyük bir kutuda geldi. Demiştim ya, kargo ikiye bölündü diye. Şimdi bunu zaten videonun başından söylemişimdir. Biraz parçalı videolar çekiyorum çünkü bayağı yoğunum. Bayağı kutular, mutular, kurulumlar yapıyorum bir yandan. Evet, malzemelerimiz burada. Şimdi... şu an sabahın erken saatlerinde çekiyorum. Siz bu kutunun açılımını akşam izleyin. Yani ben akşam çekeceğim siz izlerken, o ona göre. Anladınız ya, işte canlılar var da onları bir an önce rahatlatmam lazım, müdahale etmem lazım. Şimdi burada Malavi İzmir'de çamur zıp zıp isteyenler varsa, hani piyasada bitmişti ya. Malavi İzmir'de şu anda çamur zıp zıpları var. Benden gidenlere ben sözünü aldım, konuştum, rica ettim. Benden gidenlere de ekstradan yardımcı olacaklar. Haberiniz olsun. Instagram'da Malavi İzmir yazarsanız, hatta bak burada da var bütün adresleri ve iletişim bilgileri. Ekranı durdurup bakabilirsiniz. Instagram'dan Malavi İzmir yazdığınızda zaten karşınıza çıkacaktır. Oy, boyutlara bak, bak bak. Bunlar dişili erkekli eş olarak geldi. Bunlardan yöntemlerine bakacağız ve yavru alacağız kısmetse. Oğlum bunlar çok büyük lan. Bunları elimize nasıl alacağız? Dur bakalım bir dakika, şöyle bir sıkıca bir tutayım. Bayağı büyük bunlar. Gözlere bak. Neyse, bunları inceleyeceğiz. Ben şimdi bunları bir rahatlatmam lazım. Bunları güzelce bir yerine ayarlayacağım. Sonrasında burada abi karides akvaryum, abi karides akvaryum diyordunuz ya. Aldım oğlum size karides akvaryum. Şimdi kutunun içinde birazdan göreceksiniz çıkanları zaten, ya da gördünüz bilmiyorum. Videonun neresine ekledim bunları ama. Burada da özel karideslerimiz var. Formunda ve canlı canlı geldiler. Bunları da hemen bir an önce rahatlatmam lazım. Karidesle alakalı hiçbir tecrübem, hiçbir bilgim yok. İlk defa tecrübe edeceğim. Ve biliyorsunuz benim kanalın bir anlamda özelliği bu. Benim gibi hiç bilgisi, hiç tecrübesi olmayanlarla beraber burada tecrübe ediyoruz. Ve sizlere bir cesaret oluyor. Ya da diyorsunuz ki, ya bu kanalda zormuş bakımı, ben izledim. Hatta yaptı veya yapamadı. Bak, bazen başarısız olabiliyoruz. Bu hobinin ya da bu işte hayatın kuralı bu. Başarılı ya da başarısız olduğumuz gönüllere göre sizler de oradan kararınızı veriyorsunuz. Tamamdır, ben bu iki canlı işimi rahatlatacağım. Hemen sizi videonun devamına, akşama bırakıyorum. Kutu açılımıyla devam edelim. Hadi bakalım. Bak bak kutunun. Vallahi çok güzel yapmışlar ya, ben şuna baksana, bunun hiçbir şey olmaz var ya. İçerisinde neler var? İçerisinde şimdi sizlere tek tek göstereceğim. Bu neymiş? Buna bir bakalım. Açalım tek tek. İçerisinden bir tane Reflowers'ın böyle bir kondisyoner, yani su düzenleyici ürünü çıktı. Devam ediyorum. Bunlardan karides akvaryum yapacağız. Videonun başına söylemişsindir belki, bilmiyorum. Bunu nereye koyacağım? Dediğim gibi vallahi hepsi birbirine girdi. Yine burada karidesler için KH arttırıcı mı artık? KH düzenleyici mi diyeyim buna? Böyle bir karidesler için yine bir su düzenleyici ürünümüz var. Bu ne? Bu da karidesler için bir adet yem. Sonra burada katappa yaprağımız var. Mağaraya elimi daldırıyormuşum gibi vallahi. Burada yine karidesler için aldığım bir yem daha var. Farklı yemler aldım ki farklı besinler vererek daha sağlıklı olsunlar diye. Burada dekor kayamız var. Gnas kaya mıydı bunlar, bakayım. Neyse, kurulum yaparken zaten gösteririm ben bunları. Bakalım başka ne çıkacak. Bu karidesler için çok özel bir malzeme arkadaşlar. Doğal organik bir malzeme ve hem suyu düzenliyor hem de karidesleri bunun üzerinde böyle gezinmeyi mezinmeyi bayağı seviyormuş. Karideslerle alakalı bayağı bir tecrübe edeceğiz çünkü hiçbir bilgim yok. Ona göre malzemeler seçtim, araştırıp. Burada ne var? Bu da tropikalin bakteri kültürü diyelim biz buna. Yani su düzenleyicilerden bir tanesi. Karidesler ve normal akvaryumlar için. Tamam, başka da kutuda bir şeyimiz yok. Evet, gelelim kutunun diğerlerine. Şimdi burada tek bir kurulumdan gideceğiz ama bunların ayrı ayrı zaten anlatırım ben sizlere. Burada bir dekor kökümüz var. Yati köküydü bu, yanlış hatırlamıyorsam öyle seçmiştim. Sonra burada temizlik için bulaşık süngeri yerine artık, yani şöyle. Daha önce ben hep bulaşık süngeriyle ve bahçe hortumuyla yapıyordum, biliyorsunuz. Hani yeni başlayanlar bilhassa zor bir şey olmadığını anlasın diye, ama artık bir topluluğa hitap ettiğimiz için ya görsele artık önem vermem gerekiyor. Ama siz minimum düzeyde yine eski tip videolarımda yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şöyle bir cam temizleyici sünger aldım, böyle çift taraflı. Aslında bulaşık süngerinden hiçbir farkı yok bunun. Yani temel anlamda baktığınızda mantık aynı. Böyle bir cam temizleyicimiz var. Başka ne var? Bu ışığın ayaklıkları ve içerisinde yine hediye koymuşlar, sağ olsunlar. İçerisinde bir adet daha hediye cımbızımız var. Çok çok teşekkür ederim Malavi İzmir çalışanlarına. Valla aldığım paketlerde hediyelerini esirgemediler. Burada karidesler için böyle bir küp var. Bunu detaylarını anlatırım sizlere tek tek. Yani dediğim gibi aldığım malzemelerin daha çok çekimlerini falan yapacağım. Sadece sizlere güncellemeden bahsediyorum. Hava ortamı tabii olmazsa olmazımız. Bayağı da valla söylediğinden fazla koymuşlar, sağ olsunlar. Sonrasında şöyle bir armatürümüz var. Bitkili bir karides akvaryum olacak tabii ki. Çok da güzel bir armatür. Bunu da ekstradan inceleyeceğiz zaten. Burada bir adet karidesler için pipo filtremiz var. Tabii bu olmazsa olmazlardan bir tanesi bizim için, biliyorsunuz. Oy babaya bak.
Evet, Mala Bizmir'de karidesler için özel kum olur da almaz mıyız? Tabii ki alırız. Karideslere özel bir kum bu. Zaten üzerinde yazıyor, görüyorsunuz. Karideslerin akvaryumda olacak bir kum. Bunu da şöyle bir kenara bırakalım. Başka, evet, şöyle bir akvaryumumuz var. Bunu dur, tek elle çıkaramayacağım, bir saniye. Oy, burada bir tane karides akvaryumu var. Buraları kavisli. Yani şöyle ithal akvaryumlar gibi ama cam. Şunu ayaklıkları aldığında görüyorsun şöyle. Nano mu denir buna? Pico mu? Öyle bir akvaryum yapmayı planlıyordum. Valla görselden daha güzelmiş geldiğinde, onu anladım. Aha, şöyle de bir buhar camı var. Valla ilk defa buhar camlı bir akvaryumum oldu. Şöyle buhar camıyla beraber çok güzel bir karides akvaryumu geliyor sizlere. Ay, çok şık olacak var ya. Üf, çok güzel bir şey geliyor. Hadi bakalım. Kalan yerden devam edelim şimdi. Şöyle bir hava motoru aldım. Ayarlanabilir. Yani şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Çift çıkışlı böyle bir hava motoru. Hoppa. Şöyle bir ısıtıcım var. Aquarel marka, gayet de korumalı, morumalı. Buna inceleriz zaten yine. Bakayım yine. Böyle bir dip çekim sifonu mu diyeyim buna? Dip çekim aleti. Bizde elektronik vardı hatırlıyorsanız. Hasan abinin Almanya'dan getirdiği, hediye olarak verdiği. Ama onu da direkt suyun içinden topluyordu. Yine onu kullanıyorum ama su değişimi yaparken özellikle şunlar çok işime yarıyor. Bahçe hortumuyla yapıyordum normalde, biliyorsunuz. Ama artık topluluğa karşı hitap ettiğimiz için böyle şeylere özen göstermek zorunda hissediyorum kendimi. Yani güzel içerikler sunayım ki göz zevkiniz daha da bir şey olsun işte. Neyse, anladınız siz beni. Tamamdır, son kutumuz da bu. Valla yine Mala Bizmir'den buraları doldurduk. Görüyorsunuz, şimdi bunun kurulumlarına geçeceğiz. Aa, bu arada bak burada ne yazıyor? Buna çok gülmüşler, ben de çok güldüm. Cam eşya kırılır, Allah'ını severseniz atmayın yazmışlar. Valla kendilerine, Mala Bizmir firmasına, çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Dağılsınlar. Mala Bizmir'e de buradan selam olsun. Şimdi bu oyuncaklarımızı kuralım ve nasıl bir şey ortaya çıkacak hep beraber bakalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Aa, dur lan, bir şey unuttum. Bu da firmanın bana olan hediyesi arkadaşlar. Hem yardımcı oldular, her konuda ikramlarını, hediyelerini gönderdiler. Bakalım burada mos ballar var. 3 tane mos balımız var. Bunların büyükleri de var hatırlıyorsanız. Onlardan da koyabilir. Şeyde, bizim normal akvaryumlarda. Burada da salyangozlar var. Bak, Nerite salyangozlar var. Bir salyangoz daha var ama onu çözemedim. Yani şuradaki salyangoz böyle. Bunlar Nerite. Bunlar da Nerite'nin farklı şeyleri. Akvaryumda daha net anlarız. Bu da bizim kanalımıza Mala Bizmir'in hediyesi. Evet. Şöyle bir kapatalım. Neyse, şurada dursun. Bunların kurulumunu yapacağız şimdi. Tamamdır gencolar. Arkadaşlar, ben o zaman kuruluma geçiyorum. Şu babayı da yan odaya alayım. Bu kutu dursun. Bu kutu her zaman bize lazım olur. Hadi bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar ne yaptık? Buraya malzemelerimizi açtım. Sizlere tek tek gösterdim. Akvaryumumuz burada. Akvaryum çok güzel bu arada. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aklımda bir fikir var. Teraryum çok güzel görünüyor lan. Şuna bak. Agamamız orada. Aklımdaki fikir şu. Ben bu akvaryumu buradan alacağım. Tekrardan bunu güzel bir şekilde dizayn edip yeni çamur zıpzıplarımızla beraber buraya güzel bir kurulum yapacağım. Bu bir. İkincisi, şu malzemeleri, bura bayağı bir ana baba günü oldu. Buradan bir böyle alıp burayı da karides akvaryumu yapacağım. Karides akvaryumu tasarımını buraya koymayı düşünüyorum. Aklımda böyle bir fikir var. Çünkü bu setimiz ağzına kadar dolu. Bu sette yer kalmadı zaten, biliyorsunuz. Çamur zıpzıpını belki buraya kaydırırım. Karidesi buraya alırım. Onu bilmiyorum. Ona ilerleyen süreçte bakacağız. Tamam, o zaman bıdı bıdıyı bırakıyorum ve işe koyuyorum. Biliyorum. Şöyle bir kardeşimi size bir göstereyimdir. Tipe bak tipe. Tamam, hadi ben gittim o zaman. Kurulumlar başlasın. Evet, şöyle bir yerleşme yaptım. Yalnız bu akvaryum çok güzelmiş be. Bak şuradaki OL'lik var ya, farklı bir şey katıyor. Ya şunları sökesim var. Yani şu alttakiler var ya, biraz ben akvaryumda kapak ve ne denir bu, kuşak mı denir? Ya bunları çok sevmiyorum. Bakın mesela bunların vardı. Hepsini söktüm. Daha bir böyle otursa, yani şu OL'lik daha güzel görünür de. Şunu çıkarttım. Arkadakini çıkarttım. Ama şu bayağı bir sıkı silikonlanmış. Açıkçası çıkartmaya cesaret edemedim. Çünkü silikon alttaki şu çizgiyi çıkartırsa geçmiş olsun. O yüzden dedim ki zaten üstte de buhar camı tutacağı için böyle olsun, yapacak bir şey yok. Çok da göze batmıyor. Bu çamur zıpzıp akvaryumumuz değişmiyor. Yine aynı, sadece işini değiştireceğim. Bu da karides akvaryumumuz olacak. Ulan bunu açtım da yıkamaya gerek var mı acaba? Yo, tozla görünmüyor. Dur bakalım. Bismillah. Uy, misket ne kadar güzel kum. Bak. Buna fazla... ne güzel lan. Çok tuhaf. Şey gibi, toprak gibi. Bak, sıktığım anda böyle şey yapıyor. İçine çekiliyor böyle. Oğlum bu fazla bile geldi lan. Baya. Baya da kalın oldu. Güzel oldu. Bunda çok güzel bitki olur. Şu
Şu an çok ihtiyaç yok ama ısıtıcıyı bir göstermek istiyorum. Isıtıcının içinden çıkana bakar mısınız? Böyle ferman gibi bir şey çıktı ya bak. Bildiğiniz ferman çıktı. Şimdi bunu bir kenara atalım. Şimdi bu ısıtıcı güzel de buraya... Oo fazlasıyla geliyor ya. İyi iyi güzel. Uy direkt tuttu ha bak. Tamam güzel. Evet şöyle bir kurulum yaptım vallahi benim bir hoşuma gitti. Yine oynamalar falan yaparız daha çok değişir de. Şurada kayalarla ve kökle beraber dizayn yaptım ayaküstü. Bu karidesler için özel bir şeymiş. Onu koydum. Ben ilk defa tecrübe edeceğim dediğim gibi her şeyi. Arkaya bir pipo filtre koydum. Bu Malav İzmir'den gelen pipo filtre burada çamur zıp zıplarının olacak. Çünkü buna bayağı büyük geldi. Yalnız şu armatür çok güzelmiş ya. Yani malavizmir.com'da baktığımda, o sitede baktığımda harbiden akvaryumla tam uydu. Işık sistemi de çok güzel. Ve şurada da yine sitede baktığım cama kıstırmalı aquarel marka. Yine özel bir lamba var burada. Hem bitki için hem canlılar için gerçekten çok kullanışlı. Bunu da zıp zıpların lambası olarak kullanacağım. Yani bütün akvaryumlarımız çok güzel aydınlanacak. Şimdi geriye kaldı şu cihazı ayarlayacağım buraya. Fişlerimi işleri ayarlıyorum. Alttan veriyorum ki görüntüyü şu güzelliği bozmasın diye. Yalnız güzel oldu ya. Harbiden güzel oluyor. Ben bunu tam bir kurayım. Ondan sonra geliyorum. Çamur zıp zıplarına şöyle bir sistem yaptım. Abi ne yaptın ya demeyin. Vallahi böyle olmak zorunda. Niye zorunda anlatacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi düşündüm tamam mı lan dedim. Hem kumu dağıtmayacak hem derli toplu duracak bir şey ne olabilir? Vallahi borcam. Aklıma borcam geldi. Borcamı buraya koydum. Şimdi buraya da bir kardeşim gönderdiğin kayalar vallahi sığmadı. Onu bir ara kırar yine buraya yerleştiririm. Şimdilik acele olarak bendeki taşlardan birini koydum. Bendeki taşlar bende. Onu merak etme onu her zaman görecek. Onu söz verdim. Şimdi burada bir tane pipo filtreye hatta var ya. Hatta mı? Hatta ne lan? Dur bak. Hatta ben şu pipo filtreyi koyacaktım. Yeter mi dedim de. Dur bakayım şuradan bir. Bunun boyu kurtarmaz. Yani verim alamayız bundan. Şunu yükseltmem gerekiyor. Onu yükselttiğimde de alttan saçma bir şey oluyor. Böyle bir idare edelim tamam mı? Filtreyi neden koydum? Yani pipo filtreyi neden koydum? Pipo filtre olsun ki suyumuz temiz kalsın. Yani çamur zıp zıpları filtre olmak zorunda olmayan. Havayı zaten ciğerli balık olduğu için hem karada hem suda yaşıyor. Daha ne diyeyim artık yani. Ama bizim en azından suyumuz temiz olsun. Bak. Oh nefesim verdim de. Şimdi oradan gelen su dalgalandıracak tamam mı? Bu tarafa doğru gidecek. Bu taraftan da bir sirkülasyon olmuş oldu. Burada da borcamın içinde şimdi biz eş çamur zıp zıp aldık ya hani dişil erkekli. Onlar eş tuttukları için de böyle bir alan derinlik lazım. Şu derinlikte bakalım. Oo bayağı parmağım giriyor ya. Şu kadar bir derinlik var. Yine onu araştırırım ben bayağı bir. Olmasa da daha da bir şeyler yaparız. Ya baktık hiç olmuyor. Malav İzmir'den giderim bir siliskum daha alırım. Aa var ya taş şu kalınlıkta bir siliskum yaparım. Üstüne dayar döşeriz. Lan öyle mi yapsaydım? Acaba şimdi aklıma geldi. Her neyse uzatmayın bu videoyu. Allah su akıyor sandım aşağı doğru. Tamam yani çamur zıp zıplarının konsepti böyle olacak. Şu lambayı bir indirip şöyle bir deneme atışı yapalım. Lamba biraz bir tık sarı yansaymış daha güzel olurmuş ama o haliyle bitki ışığı olduğu için şunlara da faydası olacaktır bu arada. Şimdi çamur zıp zıpları bu çok babacan oldukları için, kocam oldukları için zaten görüntü güzel olacak. Şimdi gelelim karides akvaryumunun devamına. Bu karides akvaryumu kurulumu tamamlandı. Isıtıcımız takıldı. Pipo filtremiz birazdan takılacak hortumu. Karides akvaryumuna hazır benim oturmuş akvaryum, bitkili akvaryum suyundan alacağım. Oturmuş bakteri kültürüyle beraber aşılama yapacağım ki süreç daha da hızlansın. Önce ben bunun sularını bir hazırlayayım. Sonra geleyim tekrardan. Evet hortumun bir ucunu attık buraya ve şuradan pompalıyoruz. Vay 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 bayağı akıyor ya. Hatta yavrunun birini çekti bile. Onu halledeceğiz. Onu tekrardan atarız içeri. Gayet güzelmiş lan bu arada. Harbiden. Çok iyiymiş. Biraz daha bombalayalım. Bas 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 bas. Geliyor. Evet evdeki hesap çarşıya uymadı. Ne oldu? Tabii bizim kullandığımız toprak şu anda aktif toprak. Aktif toprak demek de oturması demek, süreç demek vesaire vesaire. Şimdi ha bu arada işte toprağı yıkasaydın gibi yorumlar olabilir. Benim gibi hiç tecrübe etmeyenler için. Kumun markasına öyle yazdım baktım. Şimdi bu çok doğal bir süreç. Bunun oturmasını bekleyeceğiz. İnternette baktığım kadarıyla biri yani karides üzerine içerik üreten bir arkadaş 6 saat 7 saat bekliyor. Hala böyle bulanık halde duruyor. 2 adet pipo filtre attım. Onlar burada dönecek. Büyük olan burada, küçük olan burada. Bayağı hiçbir şey görünmüyor. Zıp zıplarımızı yerine bir alalım sizlerle beraber. Onları da burada bir inceleyelim lambalarını yakıp. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Bak boyuta bak.
Normalde bizimki şu ve bir de bunların boyutuna bak. Şimdi siz var ya çok rahat edeceksiniz. Sizin filtreniz de olacak burada. Dur bekle. Ben bunları bir buradan bir alayım. Koyarken zaten yine gösteririm sizlere. Bu arada arkadaşlar sabah oluyor. Yani kaç gündür sabahlıyorum. Sürekli olarak sabahla. Kurulumla uğraş, bilmem neyle uğraş, videoyla uğraş. Uyku diye bir şey kalmadı gerçekten sabahlamaktan. Tamamdır. Zıplarımız burada. Hemen çakallar oraya kaçtılar. Gel de görelim. Endamını görelim. Gel. Kocaman arkadaşlar. Bayağı büyük. Şimdi bunlar bir alışsınlar. Alıştıktan sonra zaten şey yaparız. Şimdi video böyle bitmeyecek zaten. Karides marides oturacak bir şeyler olacak. Vallahi bekleyeceğim mecburen. Yapacak bir şey yok. Video neden geç geliyor? Video bu tarz şeylerden geç geliyor işte. Bazen süreç isteyen şeyler oluyor. Bu yüzden de böyle bazen geç gelebiliyor. Evet, aradan kaç gün geçti? 5 gün rahat olmuştur. Kurulumu bitirdik. Karideslerimi aşıladım ve son haliyle, aslında son hali değil, daha çok oynamalar yapacağım. Eklenecek şeyler var. Belki çıkarılacak şeyler var. Şöyle bir akvaryumu göstereyim, sonrasında üzerine sohbet ederiz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada iki tane kaybım var. Biri burada, biri şurada kaybım var. Diğer karideslerimiz de burada. Burada attığım yemi tüketiyorlar. Yine burada iki tanesini görüyorum. Şuraya saklanan ya da orada duran. Ve fazlasıyla pipo filtrenin altında şuradan yuva yapmışlar. Altına giriyorlar ve birçoğu da orada. Yani yaklaşık kaç tane karides vardı? 10'un üzerindeydi ama hatırlamıyorum sayısını. Bayağı bir karides geldi Malav İzmir'den. Yani bu akvaryum Malav İzmir'in akvaryumu diyebiliriz arkadaşlar. Yani şurası komple Malav İzmir'den alınmış malzemelerle kurulmuş bir sistem. Gördüğünüz bütün sistem. Bu arada son dakika bir tane mülteci geldi. Belirhan geldi sağ olsun. Bu karidesleri şimdi bir sürü yorum gelecek. Karides uzmanları herkes bir şey yazacak biliyorum ama abi ben ilk defa başladım. Şu anda danışıyorum, deneyimliyorum. Hani bunu göz önünde bulundurarak yazarsanız yazacağınız şeyleri en azından kafam çok karışmaz. Ama merak etme, yani şu an sadece denemedeyiz. Mesela şey yazacaklar birçoğu. Diyecekler ki tek tür besleseydin onlar kırılacak, yavruları şöyle olacak. Yani şu anda amacım üretmek ya da bu tarz bir izlenim sunmak değil. Sadece ben bir karides akvaryumuna merak saldım. Acaba nasıl olur, olur mu onun izlenimi işte. Öyle düşünün bu videoyu izlerken. Ya şunların neonları çok güzel ya bak. Cidden bayağı güzel. Sadece iki karides kaybımız var. Başka da hiçbir karides kaybımız yok şükür. En azından şimdilik. Belki hepsi kaybolabilir. Ya da çok güzel bir şekilde bu akvaryumda tutunabilirler. Orasını süreç gösterecek ama arka planda hem kimyasalları hem işte diğer gereken şeylerini ben olabildiğince sağlıyorum. Karides akvaryumu o zaman kanalımıza hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi şimdilik ayaküstü videolar gelecek. Çünkü kurulumlar, yeni canlılar eklenmeye devam ediyor, bitmiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim çamur zıplarına. Ben ara ara video çektiğim için ne anlattığımı hiç hatırlamıyorum. Genel güncellemeyi söyleyeyim sizlere. Şu an ayaküstü canlılar mahvolmuş. Olmasın. Canlılar bir an önce ortama hemen bir uyum sağlasınlar, rahatlasınlar diye böyle bir şey yapıyorum. Şimdi çamur zıplarımızdan bir ikisi bende kavga ettikleri için, yani ben en son o kanaate vardım. Kavga ettikleri için biri yem yemeyi reddedip kendini kapattı ve zayıflayıp öldü. Ben de onu aldım, kurt balığına yedirdim. Yani ölüsünü canlı vermedim valla. Zaten canlı verebilsem bu kanalda neler göstereceğim de ben kıyamıyorum. Şimdi bizim elimizde kaldı 3 tane çamur zıplarımız. Bir tanesi bizim bildiğimiz emekler. Bu arada camı sileceğim merak etmeyin. Şöyle bu bizim kendi çamur zıplarımız. Zıpsıbımız. Bir tanesi şurada. İriliğe bakın. Boyuta bakın. Yetmedi mi büyüklüğü? Bakın şimdi ben size göstereceğim bak. Bir de şunun boyutuna bakın. Bu nedir lan? Avuuu. Şuradan da şöyle yapsak. Aha çıktı. Uy sakin ol. Sakin. Dur. Hah. Çok güzel oldu bu. Gözlere bak. Bayağı bir büyük arkadaşlar. Yani yan yana getirmeye çalışacağım size boyutunu göstermek adına ama. Lambayı kapatınca bizim baba hiç çıktı diyecektim de gitti geri. Bir buna bak. Şuna bak. Bildiğiniz gibi kanalıma katıl ile destek verebilirsiniz. Kanalımın katıl butonu an itibariyle aktif durumdadır. Kanalımıza katıl ile destek veren Burcu Özelhan 2. ayında, Baran Al 2. ayında, No Pay Out, Oğuz Çelik, Engin Yıldız, Emrecan Akgün, Semih, Refik Bozkurt, Sinan Kaplan 2. ayında, Ramazan Cerit, Umut,
Kürşat Kaymaz, Sude 2. ayında, Yelkan Gamer 55, Burak Aydemir 2. ayında, Egemen Ateş 2. ayında, Egzotik Evren, Necdet Terzioğlu, Kerem, Dadaş Akvaris Ertuğrul Bey 2. ayında. Kanalımıza destek veren bütün katıl üyelerine çok çok teşekkür ederim. Aralarında Egzotik Evren ve Akvaris Dadaş Ertuğrul kendi kanallarında canlılarla alakalı içerikler üretiyorlar. Bu arkadaşlarım da, bu kardeşlerim de kanallarını ziyaret etmeyi unutmayın. Bütün katıl üyelerime buradan baştan sona çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde arka planda çok güzel işler yapıyoruz. Zaten yakın zamanda ben topluluktan duyurmuştum. Hatırlıyorsanız bir doğum yapacak olan bir köpek vardı köyde. Yavrusundan sahiplenecektik ömür boyu. İki tanesi ölü doğmuş, iki tanesi canlıymış. Bakalım onlar da inşallah yaşarsa, elimizden geleni yapıyoruz şu anda. Hatta oraya gidip sizler için video çekeceğim, merak etmeyin. Ömür boyu onlara da bakacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim, çok konuştum, uzun bir video olacak belki ama dün mahallede bakkaldan eve gelirken bir köpekle karşılaştım. Böyle beyaz, bizim benim eski izleyiciler hatırlar. Tarçına çok benziyor ama büyük yani. Böyle çok sevdim. Gözümün içine baktı, daha da küçük. Yani takribi 5 aylık, 4 aylık, 5 aylık bir şeydir. Çok uğraştım. Yani muhtemelen dövmüşler, tekmelemişler. İnsandan çok korkuyor. Kendimi böyle bildiğiniz şaklavan gibi yolun ortasına attım. Onunla yattım, onunla oturdum. Kendimi alıştırdım ama bir türlü ne yapıp ne ettiysem buraya getiremedim. Getirseydim ona ömür boyu yuva olacaktım. Ama olmadı. Tekrardan arayıştayım. Yani köydeki yavrularla beraber çok güzel yaşayacaktır. Öyle işte. Bakalım o iki yavrudan yaşayabilirse belki ikisini, belki tekini sahipleneceğim. Güzel bir anı olacak kanalda. Tamamdır. Çok uzattım. Dediğim gibi son kez şunu söyleyeyim. Kanalda güncellemeler bittikten sonra, şu artık yerleşme ve kurulumlar bittikten sonra düzene oturacağız. Twitch yayınlarımız devam edecek. Twitch adımı değiştirdim. Onların zaten duyurularını ekstradan yapacağım. O zaman şimdi ben gidiyorum. Hemen diğer videoyu çekeceğim. Çünkü yeni canlılar geldi. Onların hemen rahatlaması gerekiyor. Onları ayarlayacağım. Sabaha kadar yine uğraşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Twitch kanalımı ve diğer oyun kanalımı da zaten yorumlara sabitlemişimdir. İlgilenen, merak edenler varsa oradan görebilirler. Hadi o zaman kendinize iyi bakın.